taksit sayıları sınırlandırıldı. Otomobil fiyatlarının kriz öncesine göre %100 artmasına neden oldu diyebilirim. Otomotiv sektöründe satışların bol olduğu günler eskide kaldı. ÖTV, KDV derken araç almak da satmak da hayal oldu. Hal böyle olunca Temmuz ayında satışlar %45 düştü. Pandemi bütün sektörleri olumsuz etkiliyor. Bunların başında da otomotiv sektörü geliyor. Temmuz ayında satışlar geçen yıla göre %45 düştü. Otomobil artık bir lüks ihtiyaç değil, tüketicilerin kullanması gereken normal bir ihtiyaç. Ülkemizdeki vergi oranları şu an dünyanın en yüksek vergi oranı. ÖTV oranları eskiden %27 iken şu an %50'den başlayıp %130'a kadar çıkabiliyor. Bunun en büyük nedeni artan kurlar, artan ÖTV oranları ve yüksek faiz oranları. Bir de geçen ay devletimize almış olduğu taksit sayısının düşürülmesi en büyük etken. Raporu Otomotiv Distribütörleri Derneği yayınladı. Temmuz'da 47.849 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Toyota Soncar Genel Müdürü Aykan Ceylan sektörü değerlendirdi. Otomotiv sektörü Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %45.3 oranında azaldı. Piyasaya ilk çıkan 0 kilometre olarak ifade edilen binek otomobillerin tümünde alıcısı tarafından %18 KDV ödeniyor. KDV hesaplanırken ÖTV matrağa dahil ediliyor. Böylece vergiden vergi alınıyor. ÖTV'nin KDV'si alınıyor. Bu sistemin de düzeltilmesi lazım. Verginin KDV'si olmaz. 2 yıl önce 107 binden satılan araç şu anda 300 binden satılıyor. Otomobil fiyatları artık insanların alım gücünü aştığı için insanlar sıfır otomobil almaktansa ikinci el otomobile yöneldiler. İkinci elde fiyatların piyasanın çok üzerinde belirlenmesi otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Yayınlanan fahiş fiyatlar İnsanları orada da alım gücüne karşılamayacak noktalara ulaştırdığı için ikinci elde de geçen ay ilk 6 ayda piyasa %25 oranında azaldı.